Evet baba, duydum. Ben Kenan'ı seviyorum. Nalan, bunu kendi aramızda konuşmuş... Nihami, ben sana söyledim. Bizim aramızda bir şey olması mümkün değil. Sen hala ne yüzle buradasın? Nalan! Hadi Harun, hazırım ben. Kuzum, biliyorum yavrunu çok özledin ama... ben de burada tek başıma kalamam. Merak ederim, aklım sende kalır. Başka bir yol düşünsek. Melek, geç otur şöyle, gel. Geç. Ya ben sana giderim dedim ama... şimdi böyle halanı da yalnız bırakmak içimden gelmiyor ki. Biz gitmeyelim ha, burada kalalım. Ama oğlum... Ya kaçmıyor ki zaten. Yarın gideriz. Ha kızım. Bak kocan ne diyor. Halacığım, benim de hiç içime sinmiyor seni böyle yalnız bırakmak. Ama oğlum da burnumda tütüyor. Şey... sen de mi bizimle gelsen? Evet, evet. Sen de bizimle gel, ha? Benimle mi geliyorsun? Evet. Seninle gelirim. Hayır! Benim iznim olmadan hiçbir yere gidemezsiniz. Baba. Çok üzgünüm. Ama ben Kenan'ı seviyorum. Onunla gideceğim. Hadi Nalan. Gidelim ha? Ay yok. Ay ben hasta hasta gidemem şimdi o yolu. Ama madem sen bu kadar gitmek istiyorsun. Ya hayatta olmaz, hayatta olmaz halacığım. Yani Melek istese bile benim gönlüm razı olmaz. Tek başına ya bayılırsa burada gene ha? Ha? Gidemeyiz Melek, hiçbir yere gidemeyiz. Harun, sen iyi misin? Melek, gelsene bize. Gel, gel. Melek, ben bu sefer gerçekten güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Ya sana değiştim dediğimde belki inanmadın ama gerçekten çok değiştim. Halını böyle yalnız bırakmıyorum ha. Ama oğlum. Ya oğlumuz yalnız değil ki, annem yanında. Ama halan yalnız. Hadi Melek. Hiçbir yere gidemezsiniz. Bu kapıdan çıkarsan... her şeyini kaybedersin Nalan. İkiniz de. Baba. Sen kızını hiç tanımadın sanırım. Beni mutlu eden bu konak, bu zenginlik falan değil. Senin için yaptıklarımı böyle mi ödüyorsun Kenan? Kızımı benden kopararak mı? Size olan borcumu son kuruşuna kadar ödeyeceğim.
Merak etmeyin Nazım Bey. Hadi gidelim. O kapıdan çıktığınız anda bir daha asla geri dönemezsiniz. Sonra sadece ikimiz varız. Sadece biz varız. Benimle bir ömür geçirmeye hazır mısın? Ömrümün sonuna kadar Kenan. Onu da burada bırakıyoruz. Bize ait olmayan hiçbir şeyi almayacağız buradan. Eski arabam. Yeni hayatımızda sahip olduğumuz tek şey. Hadi. Bilmiyor musun? Yoksa vaz mı geçtin? Gökyüzü. Eskiden sen yanımda yokken hep gökyüzüne bakardım. Güneşe, yıldızlara. Şimdi Kenan da bunları görüyor derdim. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun, aynı göğün altındayız diye düşünürdüm. Aynı mavinin için. Nasıl gider Nala? Nasıl bırakır beni? Azmi Bey, ne olur sakin olun. Bir yudum su için hadi, rahatlayın. Abi yapma Allah aşkına böyle. Üzme kendini. Nalan'ı tanımıyorsun sanki. O sensiz yapamaz. Bak, şuraya yazıyorum. 3 güne kalmaz o dönüp gelecektir. Sanmam Perihan. O kadar şey söyledim, arkasına bile bakmadan gitti. İsterseniz hemen gidip getirebilirim Nalan'ı. Madem yapacaktın, neden o buradayken yapmadın? Sen de bir hoşsun yani İlhami. Senin de kabahatin büyük İlhami. Madem ayrıldınız niye söylemedin bana? Bilseydim tüm bunlara mani olurdum. Ben kendi aranızda konuşup karar verdiniz diye düşündüm. Düşünmek istedin herhalde. Gördün mü bak ne oldu? Gittiler. Sonuçlarının böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Nalan'ı kazanayım derken hepten kaybettim.
canım burnumda tutuyor Harun. İnsan evladından ayrı kalamıyormuş. Ya haklısın evet, ben de özledim ama. O zaman sen de söyle halama. Birlikte gidelim işte. Ya zorla götüremeyiz ya, gelmek istemiyor kadın. Halacığım, hadi sen de gel işte bizimle. Hem bizi burada tutan başka bir şey kalmadı ki. Melek, halanın üstüne var mı ha? Hadi biz gitmeyelim. Nasıl gitmeyelim ya? Olmaz, ben oğluma gideceğim. Ya tamam, hemen celallenme. Ha bak ne diyeceğim. Madem halan bizle gelmiyor, ben oğlunu getireyim buraya. Gerçekten mi? Gerçekten yapar mısın bunu? Yaparım tabii. Ararız annemi, atlarlar otobüse girirler. Oldu bitti. Çocuğumuza da kavuşuruz ha. O zaman hemen ara Harun. Ara hemen binip gelsinler. O kadar aptalım ki. Piran Hanım'ın beni gerçekten çağırdığına inanacaktım. Resmen Engin'in benden ayrılması için pazarlık yapmış ya. Sen de hemen inanma teyzeme. Dur bakalım bir de Engin'den dinleyelim. Neyini dinleyeceğim Gonca? Artık Engin'in ne yüzünü görmek istiyorum ne de onunla konuşmak. Saçmalama abla. Hem Perihan babama para vermiş olsa bile annesinin yaptığı şey yüzünden neden Engin'i cezalandırasın ki? Öyle olsaydı bu zamana kadar arardı değil mi? Belki de o da neyin ne olduğunu anlayıp aramayı bekliyordur. Teyzem haklı. O dünya bize göre değil. Yani biz o dünyanın içinde yabancıyız. Biz bunlara ayak uyduramayız. Niye ya? Niye? Neyiz biz? Niye hiçbir şey hak etmiyoruz? Sen de teyzen de aynısınız. Size göre biz bu sefaleti hak ediyoruz. Onlar gibi sefa sürmeyi hayal etsem bile günaha girmişim gibi davranıyorsunuz. Ne diyorsun Gonca sen? Ne var abla? Yalan mı? Ne var? Ya bir kere cebimize bakmadan biz de istediğimizi alabilsek, istediğimiz gibi yaşayabilsek ne olur? Bu dünya bize göre değil Gonca. Sen de boş hayaller kurup kendini üzme. Burada mı yaşayacağız? Biliyorum. Hak ettiğin yer burası değil ama... Hayır. Ben burayı çok sevdim. Of. Hem sen benim yanımda olduktan sonra ben seninle her yerde yaşarım. Hadi içeri girelim. Hadi gel. Kenan çok güzel. İyi ki buraya gelmişiz biliyor musun? Uzun zamandır kullanılmadı tabii ama bir el atarsak toparlanır. O iş benim. Sen hiç merak etme. Çiçek gibi yapacağım burayı. Hadi gel yukarıda bakalım. Çocukluğumdaki gibi. Çok güzeldi o zamanlar. Yine çok güzel olacak, inan bana.
E tabii biraz bakımsız kalmış. Biraz mı? Evet. Bak ben buraları güzel güzel temizleyeceğim, pırıl pırıl olacak. Bak bu masada yemek yeriz Kenan, ne dersin? Ha? Çok güzel olacak. Çok güzel bir yer burası. Ben tahmin ederim, merak etme. Tamam. Alo. Bir eve girdiler. Burada kalacaklar galiba. Tamam, konum at bana. Tamam, yolluyorum İlhami Bey. Bekliyorum, acele et. Gitsinler bakalım. Nereye kadar dayanabilecekler o hayata? Amca, saygısızlık etmek istemiyorum ama sence birazcık sert çıkmadı mı Kenan ve Nalan'a? Lafı ağzımdan aldın. Sen benden çok yaşayacaksın. Hak ettikleri buydu. Abimin sözünü çiğneyip giden onlar. Ne yapsaydı yani? Bir de kucak mı açacaktı onlara? E dinleseydi sadece. E bence bir orta yol bulunurdu. Öyle değil mi amca? Hayır! Azmi Bey, ne olur sakin olun. Hele bir yarın olsun. Onlar da anlayacaklardır hatalarını. Çağırırız, konuşursunuz. Katiyen, Nalan da Kenan da öldü benim için. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bundan sonra kimse onlarla görüşmeyecek. Görüşeni bu konaktan içeri sokmam. Ama Azmi Bey... Şimdi gidebilirsin İlhami. İyi günler. Bayıldım. Yazın burası harika olur. Çok güzel vakit geçiririz. Belki televizyonu da dışarı çıkarırız. Şuradan kabloyla bağlarız. Şuraya koyarız falan. Ha, ne dersin? Olur, çok güzel olur. Hatta şurada da mangal yakarız. Ya evet. Belki sen beni dansa kaldırırsın. Ay ışığında dans ederiz seninle. Hala inanamıyorum. Ne yaptık biz? Çok mutluyum. Yıllar önce yapmamız gereken şeyi yaptık. Hala seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Yeah.
Ablam hiç iyi durumda değil Engin. Bir ara istersen. Bu mesajı çektiğimi de ona söyleme. Gonca, su getirebilir misin? Tamam abla. Ah abicim ya. Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yeter Perihan. Ya sabır. Ne yapayım abi ya? Seni böyle gördükçe çok üzülüyorum. Şu Nalan'ın yaptığına bak. Öyle çekip gitti, arkasına bile bakmadın. Hala inanamıyorum ya. Anne. Pardon. Engin, çıkıyor musun? Evet. Nereye Engin? Ne bu şimdi? Hı? Hayat'ın yanına gidiyorum, sakıncası yoksa. Ev kaynıyor, sen hala Hayat diyorsun. Sırası mı şimdi Hayat'ın? Ya anne, ne alakası var Allah aşkına? Pal gibi var. Amcan bu haldeyken hiçbir yere gidemez. Ya bir şey olursa? Bu ailenin reisi sensin artık. Geç otur amcanın yanına. Geç otur. Oldu mu? Çok güzel oldu. O da hazır. Bu gecelik idare edeceğiz. Nasıl? Biz burada mı yatacağız? Sen burada yatacaksın. Ben de yan odada yer yatağı yaptım, orada yatacağım. Peki ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Tamam, yok bir şey sormadım say. Evlenene kadar sen bu odada kalacaksın. Evlilik mi? Evet, evlilik. Bir şeye ihtiyacın olursa ben yan taraftayım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Besime ablacığım. Hah, Nalan. Kızım iyi misiniz? Çok merak ettim sizi. Bir sorun yok değil mi? İyiyim ben, iyiyim. Çok iyiyim, merak etme. Siz nasılsınız? Babam nasıl? İyi, iyi. Yani daha iyi olacak tabii. Biraz kızgın şimdi ama zamana ihtiyacı var. Asıl sen nasılsın? Aklım sende kaldı. Ben çok iyiyim Besime abla, beni merak etme. Galiba hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. İyi geceler.
Bu evi senin başına yıkacağım Kenan. Ve sen de altında kalacaksın. Günaydın. Niye uyandırmıyorsun beni? O kadar güzel uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım. Ya Kenan, keşke uyandırsaydın. Civarı birlikte keşfederdik. Ne aldın bakayım? Kahvaltılık bir şeyler aldım. Tamam. O zaman ben çayı demleyeyim. Kahvaltı 10 dakikaya hazır. Sen çay demlemeyi de mi biliyorsun? Sen sevdin mi? Ne sandın? Kahvaltı hazır Azmi Bey. İştahım yok Vesime. Siz başlayın. Sizsiz olur mu? Nalan'ın olmadığı bir masaya nasıl oturayım Vesime? Buraya bir şeyler hazırlatmamı ister misiniz? Yok yok. Bir şey yiyecek halde değil. Yalnız kalmak istiyorum. Kimse rahatsız etmesin beni. Peki. Geri geleceksiniz. İkiniz de geleceksiniz. Yapıyormuş bakayım benim güzel sevgilim. Kahvaltıda menemen var. Ellerine sağlık. Yardım etmemi ister misin? Yok, hallediyorum ben. Peki. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Dur, dur Nalan. Ben yapayım. Gel. Menemende püf nokta. Önce soğanla biber kavrulur, sonra da domates eklenir. Tamam, ben de yağı tavaya koyayım o zaman. Tamam. Hazır.
Domatesler hazır. Buyurun. Oluyor bunlar değil mi? Gayet güzel oluyor. Evet, şimdi sıra yumurtalarda. Devam etmek ister misin? Olur. Ya. Ya ellerim battı. Evet, şimdi sevgilime yumurta kırmayı öğretiyorum. Ha. Tamam. Çok basitmiş. Tebrik ederim, çok güzel oldun. Kaptım ben bu işi. Kaptın sen bu işi. Bence bir tane bakalım. Hayır ya, inanamıyorum. Ne yapacaksın? Nalan'ı bırakacak değilsin herhalde. Şu an yapacak başka bir şey yok. Ha, öylece durup bekleyeceksin yani. Hayır. Ama önce engelleri ortadan kaldırmam lazım. Nalan'ı almak için Kenan'ı uzaklaştırmak gerek. Kenan mı? Nasıl? Kenan'a bir şey yapacak değilsin herhalde. Niye? Artık Kenan seni neden ilgilendiriyor ki? Ya hayır, yani beni değil de... Bak, Nalan'ı tamamen kaybedersin ona göre yani. Asıl Kenan varken Nalan'ı kaybediyorum, görmüyor musun? Menemen hazır. Bir saniye. Önce biraz tuz koyacağız. Sonra karabiber. İşte bu kadar. Tamam o zaman. Bakalım nasıl olmuş? Kenan çok güzel olmuş. Hayatımda yediğim en güzel menemen. Hatta Cemile ablanın yaptıklarından bile güzel olmuş, öyle söyleyeyim. Çünkü biz yaptık. Biz yaptık. İyi günler. Buyurun teyzeciğim. Sizi burada böyle görünce merak ettim. Yeni mi taşındınız? Biz dün geldik. Hoş geldiniz o zaman. İyi olmuş. Bu evde yıllardır bomboş duruyordu. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Buyurun birlikte kahvaltı edin. Çok sağ ol yavrum. Afiyet olsun size. Siz yeni mi evlisiniz? Ne güzel bir çiftsiniz böyle. Allah bir yastık takıcı atsın. Vallahi mahallemiz diye demiyorum. Çok iyi yaptınız buraya gelmekle. İnşallah yerleşin, toplanın. Biz komşularla hoş geldine geliriz. Tanışırız, kaynaşırız. Tabii teyzeciğim, her zaman bekleriz. Bir ihtiyacınız olunca da camdan sesleniverin yeterli. Veysel teyze diye bağır, ben duyarım. Sağ olun Veysel teyzeciğim, sağ olun. Tamam yavrum, hadi size kolay gelsin. Afiyet olsun yavrum. Teşekkürler. Kenan Bey, kahvaltımızı yapalım da temizliğe girişelim. Gördü, komşular bekliyor. Ne oldu?
Albüm kahvaltıya gelmiyor mu? Kahvaltı etmeyeceğini söyledi. Ben bir bakayım. Rahatsız edilmek istemiyormuş Perihan Hanım. Keyifsiz biraz. Yalnız kalmak istiyormuş. İyi madem. Ben kendime bir çay alayım. Oğlum, kahvaltı etmiyor musun? İşim var, çıkıyorum. Engin. Bana hala kırgınsın, anlıyorum ama şu an inan hiç sırası değil. Hazır Kenan'la Nalan da gitmişken artık şirketin sorumluluğu sende. Şu ara hazır eline bir fırsat geçirmişken işle güçle ilgilen. Ya anne sen hala ne diyorsun? Ha? Önümüzde böyle bir fırsat varken birbirimize düşmeyelim diyorum ha. Bu sefer anneni dinleyeceksin değil mi? Bak ben hayatta barışmadan sana benden hayır yok. Anlıyor musun? Yani iş güç umurumda değil. Dışarı çıkıyorum. Bir şey istiyor musun? Hayatım mı? Hayatım tabii. Sen benim her şeyimsin. Sen de benim her şeyimsin. Sevgilin temizlik mi yapıyor? Hı hı. Önce banyoyu temizleyeceğim. Sonra biraz buraları süpürürüm. Sonra da yatak odasının perdelerini asacağım. Tabii bu arada sen de gelmiş olursun. Tamam, kendini çok yorma. Dışarıdan bir şey istemediğine emin misin? İstiyorum. Git ve çabuk gel. Bir de fazla masraf yapma Kenan, tamam mı? Hadi ben gidiyorum o zaman, iş beklemez. Çabuk gel. Ve ne olduğunu öğrenmeden sakın dönme. Tamam tamam, merak etme sen. O iş bende. Görüşürüz. Abla, ben çıkıyorum. Gonca, bu kıyafetle nereye gidiyorsun? Aa, ne varmış halimde ya? Sence de fazla abartılı değil mi? Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum ablacığım. Gonca, kendine dikkat etmek zorundasın. Bu kıyafetlerle başka türlü gözüküyorsun. Ben de öyle olmak istiyorum zaten abla. Başka biri olmayı istiyorum. Bu evde, bu hayatın içinde debelenmeyen biri olmayı. Sakın, sakın bana çekime gidiyorum deme. Yalan mı söyleyeyim istiyorsun? Asla izin vermem. İzin almıyorum senden. Gidiyorum. Gonca, lütfen. Bak zaten canım sıkkın. Bir de sen üzme beni. Gel beni dinle. Vazgeç bu işten. Kusura bakma abla ama ben senin gibi garsonluk yapmak istemiyorum. Ya tamam. Başka bir iş yap. Ama bu... Ya altından başka bir şey çıkarsa? Endişeleniyorum işte. Endişelenecek hiçbir şey yok abla. Öyle bir şey olsa salak mıyım ki ben gideyim?
Gündüz çekimi zaten bu. İki bilemeden 3 saate geleceğim. Tamam mı ablacığım? Gonca. Güven artık bana abla. Merak etme, erkenden geleceğim, söz. Dikkat et, tamam mı? Tamam, hadi gittim ben. Gel hala, gel. Şöyle bir çay koyayım sana ha. Kendine gelirsin, şekerin de yükselsin. Olur. İçim yanmıştı zaten. Bunlardan da ye biraz ha, güç toplarız. Ya hastasın ya, iyileşirsin diye diyorum. Melek! Zeytin yok. Ulan sen beni bilmiyor musun zeytinsiz masaya oturmadığımı ha? Tamam. Ben hemen gider alırım şimdi. Yok yok, şaka yaptım canım. Ben alırım. Oturun siz. Canınızı çektiğim şey var mı ha? Hala bir şey ister misin? Yok, sağ ol. Tamam, ben seni geçireyim. Ah Melek, ah. Bırakamadın şu musibeti. Geldi, yerleşti evimize. Oh. Gonca? Melek abla hayırdır? Bu adamın ne işi var burada? Ya seni dövmüyor muydu bu? Halan da nefret ediyordu ondan. İlahi Gonca, yok artık öyle biri değil Harun. İyi biri artık. Hem biliyor musun? Uğur'u alıp getirecekmiş bana. Ya bilmiyorum da. İnsan öyle ha deyince değişmez yani. Sen de onu bil, ben sana diyeyim. Neyse, acelem var benim. Görüşürüz. Aa, nereye sen böyle? Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Çekime gidiyorum Melek abla. Aa, ne çekimi? İşte moda, fotoğraf falan. Ajansa girdim. Ünlü ve zengin olmanın ilk adımları yani. Desene, televizyonlarda seyredeceğiz artık seni. O da olur bir gün. Hadi gittim ben, görüşürüz. İyi, hadi. Gonca. Sevgilim, özür dilerim. Çok özür dilerim. Hayat, lütfen, lütfen bunu bize yapma. Biz diye bir şey yok. Hiç de olmamalıydı. Bitti artık. Bak, biliyorum. Şu anda öfkelisin. Ama bana izin verirsen. Öfkeli değilim. Sadece gördüğüm rüyadan uyandım. Sana da aynısını yapmanı tavsiye ederim. Bak, eğer bu bir rüyaysa uyanmak istemiyorum. Peki. Sana iyi rüyalar o zaman. Çünkü ben seninle aynı rüyayı görmüyorum artık. Bak, ben burada yaşıyorum. Benim gerçeğim burası. Görüyor musun? Görüyorum hayat. Görüyorum. Seni bu yüzden seviyorum ben, anlamıyor musun? Bazen sevmek yetmiyor. Bazen sevmekten vazgeçmek gerekir. Hayır. Bak, bana her şeyi söyle. Her şeyi söyle. Ama sakın ha, sevmekten vazgeç deme. Annem, amcam, kimse umurumda değil. Anlıyor musun? Hiç kimse umurumda değil. Sana aşığım ben. Ben değilim. Yalan söylüyorsun. Kalbin nasıl attığını buradan duyuyorum. Hayat, seni seviyorum. Hayır. Sana inanmıyorum hayat. Engin, bir daha buraya gelme. Sakın. Hayat. Melek.
Aslı, senin ne işin var burada? Kuşum, beni içeri davet etmeyecek misin yoksa? Nalan, sana inanamıyorum gerçekten. Sen burada mı yaşıyorsun? Evet Aslı. Sen niye geldin? Abim gönderdi. Hala sağlığından endişeleniyor. İlaçlar için. Gerek yok, benim ilaçlarım var, sağ ol. Olsun. Ben buraya bırakayım da. Kenan yok mu? Yok. Niye soruyorsun? Ah, hoş geldin teyzeciğim. Geç içeri, buyur. Hoş bulduk kızım. Nasılsın? Ne yaptın? İyiyim, ne olsun. Temizlik yapıyordum ben de. Kolay gelsin. Dedim ben de yemek yapmaya vakti olmamıştır. Adettendir. Buyur kızım. Ne zahmet ettin. Çok teşekkür ederim. Zahmet olur mu? Afiyet olsun. Tabak çanakları da yerleştirmediysen bir kuşu gider getir. Gerek yok, her şeyimiz var. Her şeyimiz var derken dilin sürçtü sanırım. Hiçbir şeyimiz yok demek istedin herhalde. Ispanak var kızım içinde. Kocanı da ararsın, gelirken yoğurt getirir yanına. Tamam. O zaman ben bunun içindekileri boşaltıp getiriyorum hemen tencereyi. Ablacığım, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun kızım, bir şey değil. Hadi kolay gelsin, iyi günler. Sağ ol, görüşürüz. Nalan, ne diyor bu kadın? Evlendiniz mi siz Kenan'la? Hayır, evlenmedik. O zaman niye öyle söyledi kadın? Geçen gün bahçede bizi birlikte gördüler Kenan'la. Sonra evli olduğumuzu düşündüler. Biz de bozmadık tabii. Hakkımızda yanlış düşünmesinler diye. Hayır, yani evlenmediniz. Hayır Aslı, evlenmedik. Ama sonuçta burada beraber yaşadığınıza göre... Bilmiyorum. Daha konuşmadık hiçbir şey. Tamam canım, iyi yaptınız evlenmemekle. Bak Azmi amca hayatta barışmaz sizinle eğer evlenirseniz. Sen de her şeyinden olursun ona göre yani. Artık bu ev benim her şeyim Aslı. Konağı hayatımdan sonsuza dek çıkardım. Tabii şimdi böyle söylüyorsun ama... dur bakalım. Acele karar verme derim ben Nalan. İlaçlar için teşekkür ederim ama daha temizlik yapacağım. Çok işim var, kusura bakma. Tatlı tatlı kovuyorsun yani. Git diyorsun. Kusura bakma Aslı'cığım ama birazdan Kenan gelir. Seni burada görmesi pek hoş olmaz. Ne var canım? Görsün ne olacak? Arkadaş değil miyiz biz? Aynı zamanda İlhami'nin kardeşisin, unuttun mu? Tamam peki, gidiyorum. Ama görüşmeye devam etmeliyiz bebeğim. Sağlığın için diyorum. Güle güle Aslı'cığım. Bu hikayenin sonunu gerçekten çok merak ediyorum. Bye bye. Alo Besim ablacığım. İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Merak etme beni. Çok mutluyum ben. Her şeyi unuttum artık. Bütün gün yaydın oturdun. Ne yapacaksan yap, bul şu kayıp kardeşi. Meleği nasıl idare edeceğimi şaşırdım ya. Sanki hayrına yapıyorsun. Senin derdin Melek değil ki. Zengin kardeşi. Üstüme gelme benim.
Bana bak. Sana bir hafta müddet. Yoksa ikinizin de canını yakarım. Hem Melih'in senin asıl yüzünü görmesini istemezsin değil mi ha? Seninkini görürse ne olur? Bir de onu düşün istersen. Bir adrese ulaşmaya çalışıyorum. Ondan sonrası kolay. Sizi böyle görmek ne güzel. Siz böyle iyi anlaşınca o kadar mutlu oluyorum ki. Bir de oğlum yanımda olsa. Anneni aradın mı? Ne zaman getirecekmiş oğlumu? Aradım, aradım. Telefon kapalıydı, arayacağım yine. Ya tekrar ara, belki açmıştır şimdi. Ya tamam, sabret Melek. Sabırlı ol biraz. Yaşlı kadın neticede toparlanıp gelecek. Sürpriz. Kerem, ödümü patlattın. Korkunca daha güzel oluyorsun. Kenan. Dur biraz. Kenan, ne yapıyorsun? Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş Kenan. Afiyet olsun. Hiçbir zaman senin gibi yemek yapamayacakmışım gibi hissediyorum. Ben inanıyorum. Yapacaksın. Yavaş yavaş olacak ama olacak. Hadi bakalım. Çok yakında evimin kadını benim karım olacaksın. Karın mı? Sen benim için bütün hayatından vazgeçtin. Ben de sana yeni bir hayat vermek istiyorum. Sadece ikimize ait bir hayat. Kenan. Benimle evlenir misin Nala? Evet, evet. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Thank you.
yangınların adı. Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı. Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı. Ben senin yüzündeki çizgi ya da dünündeki anı.